A Plus programından herkese merhaba. Programımız bu hafta da dop dolu. İşte sizler için bu hafta takip ettiğimiz etkinlikler ve haberler. Çay saati ile moda keyfi birleşti. Ece Nuka'nın sahibi olduğu butik kapılarını Nişantaşı'nda açtı. Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren Artwix'e takaretler başladı. A Plus programının yakın plan bölümünde cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinden Cem Hakkuyu mercek altına aldık. Modanın ve lüksün öncülüğünü yaptık. Daima ruhu olan bir marka oldu. A Plus programının özel röportaj bölümündeki konuğu iş insanı Demet Sabancı Çetin Doğan oldu. Demet Sabancı tüm içtenliğiyle Tansu Ceylan'ın sorularını yanıtladı. İş dünyasının sevilen simalarından Erkan Güral'la Belgrad Ormanı'nda bir araya geldik. İş ve aile yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulunan Güral, aynı zamanda yıllardır yarıştığı yarış aracıyla A Plus'a özel müthiş bir şov yaptı. Merhum iş adamı Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi, oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etti. O duygusal anlar A Plus kameralarına yansıdı. Sapanca'daki iki oteliyle turizm sektöründeki faaliyetlerini sürdüren başarılı iş adamı Erkan Güral'la Belgrad Ormanı'nda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Allah'a çok şükür şu ana kadar bu süreci sorunsuz atlattık. Neden Belgrad Ormanı mı? Çünkü Erkan Güral aynı zamanda iyi de bir sporcu. Güral iş stresini 10 yıldır kesintisiz olarak yaptığı ralliyle atıyor. Gençlik yıllarında hobi olarak başladığı otomobil sporunun artık bir tutku haline geldiğini söyleyen Güral, aynı zamanda yıllardır yarıştığı yarış aracıyla bize müthiş bir şov yaptı. Erkan Bey, nasılsınız öncelikle? Sağlığımı koruma altında aldım ve bütün tedbirlerimi uygulayarak çalışmaya, iş hayatına hiç ara vermeden devam ediyorum. Covid döneminin tabii bizlere getirdiği ve öğrettiği bir takım yeni yaşam kuralları oldu sanıyorum. Hijyen, sosyal mesafe, hiç tanımlamamış olduğumuz bir selamlama yöntemleri falan. Ümit ediyorum kısa bir süre içerisinde bunlar biter ve eski normal sosyal ve iş yaşamımıza geri döneriz. Hakikaten zor bir süreç. Sağlık en önemli hazinemiz. Pandemi süreci nasıl geçti sizin için? Kendim şahsımla ilgili olarak gerek ailemde gerek işimde alınabilecek tüm tedbirleri aldık. Hijyen, mesafe, evet bunlar son derece önemli ama insanın kendisini koruyup kollaması da galiba son derece burada önemli. Allah'a çok şükür şu ana kadar bu süreci sorunsuz atlattık. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte bu yakın zamanda geçirmiş olduğumuz gibi temiz, güzel bir hem iş yaşamı hem sosyal yaşam olur hepimize. Sağlık tabii en önemli hazinemiz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Maalesef yakın çevremizden yakınan dostlarımız, arkadaşlarımız oluyor ama hepsinin iyi haberlerini de alınca tabii ki mutlu oluyoruz. Herkese sağlık dolu, güzel bir yakın gelecek diliyorum.
Yoğun çalışmaya devam ettiniz mi? Hiç durmadım, çalışmaya devam ettim. Çünkü çalışmak zorundaydım. Devam eden yatırımlar, projeler var. Bu çerçevede haftanın ben bir gününü Sapanca'da geçiriyorum. İki gün Kütahya'da geçiriyorum. Bir gün Antalya'da geçiriyorum. İki, üç günde İstanbul'da bulunuyorum. O da zaten hafta sonuna denk geliyor. Bu tempomu hiç kaybetmedim. Zaten benim moral ve motivasyon anlamında da en güçlü kılan şey bu iş temposundaki çalışma hayatımın bana getirmiş olduğu mutluluklar. Bunları yaşadıkça, bu mutlulukları gördükçe daha fazla bir şevkle çalışma fırsatı buluyorum. Bundan sonra da böyle bu şekilde devam etmeyi Allah hepimize nasip etsin inşallah. Antalya ve Sapanca'da otel inşaatları da devam ediyor. Son durumu paylaşır mısınız? Sapanca'da ikinci otelin inşaatını bitirdik. Dekorasyon çalışmaları tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Sanıyorum Kasım ortası gibi oraya Türk turizmine kazandırmış olacağız. Tabii bitti. Kasım ortasında Sapanca'daki yeni otel açılıyor. Yapım devam eden Antalya'da Kemer'de bir otelimiz var. Onu da 2021 yaz sezonuna yetiştirecek şekilde tüm gücümüzle, enerjimizle çalışıyoruz. Dün oradaydım. 900 kişiyle şantiyede çok hummalı bir şekilde o bölgenin en iyi otellerinden bir tanesini yapmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Pandemi pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Bu durum turizm yatırımları ve seramik sektörüne nasıl yansıdı? Enteresandır. Bu pandemi sürecinde bir iş kaybı genel olarak bazı sektörler hariç tabii ki. Özellikle ben inşaatı söylemek istiyorum. Bir yavaşlama, bir duraklama olmadı. Şu an itibariyle de gerek daire satışlara, gerek projelere baktığınızda inanılmaz bir yoğun talep var. Bununla birlikte olarak da benim de kendi işim olan seramik ve bir inşaatta kullanabilecek her şeye fazlasıyla talep var. Sektörlerin pek çoğu, tabii buna ihracatı da eklemek lazım. İhracat talepleri de son derece arttı. Bu anlamda bazı sektörler hariç, onda işte hizmet sektörleri demek lazım. Onun dışındakiler de inşaat sektörü özellikle yoğun bir taleple şu anda karşı karşıya. İnşallah da böyle gider çünkü hakikaten kapasite kullanım oranlarının artmış olması, ihracatın kurların özellikle yüksekliğinden dolayı daha cazip hale gelmesi sanayicileri daha çok ihracata da yönlendirdi. Bu sürecin galiba en önemli kazanımlarından bir tanesi oldu. Ülkeye getirilen her bir dolar, her bir euro tabii ki ülke ekonomisinin gelişmesi ve katkı sağlaması anlamında son derece önemli. O yüzden ihracata hepimizin bundan sonraki süreçte de daha fazla önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz ne yaptık? Kütahya Seramik özelinde %40 ihracatımızı artırdık şu son bir sene içerisinde. Evet, özellikle Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesine sadece bizim firmamız özelinde değil, Türk seramik sektörü gerçekten bu süreci çok iyi fırsata çevirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti'ne kapıları kapattı. Dolayısıyla Çin'den tedarik edilemeyen ürünleri şu anda Amerikalı ithalatçılar Avrupa'dan ve özellikle de Türkiye'den temin ediyorlar. Bu sürecin de böyle bir katkısı oldu. Yoğun çalışma temponuza rağmen ailenize de vakit ayırıyorsunuz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Hafta içi tabii ki iş temposundan dolayı çok eve giremiyorum maalesef ama cuma pazartesi aralığında da hem çekirdek ailem hem geniş aile, biz aile olarak da maşallah geniş ve kalabalık bir aileyiz. Aile fertlerinin hepsiyle bir arada olabileceğimiz sabah kahvaltıları, akşam yemekleri düzenlemek suretiyle bir araya gelip hasret gideriyoruz. Biz ataerkil değil, biz anaerkil bir aileyiz. Annem tabii ailenin hep toparlayıcısıdır. Annemin yapmış olduğu programlara mümkün olan yüksek katılımla katılıp işte torun, torba, çoluk, çocuk, herkes bir arada o ailenin vermiş olduğu hazzı, keyfi, mutluluğu bir arada yaşamamız için bir vesile oluyor bunlar. Kızınızla aranızda bir aşk var. Çocuklarınız şikayet ediyorlar mı bu duruma? Kızım özellikle her gün arayıp ne zaman geliyorsun, ne zaman geliyorsun. İki oğlum var, onlar daha büyük oldukları için bu sürece daha artık alıştılar. Tabii bir de kız çocuğunun babaya düşkünlüğüyle başka inanılmaz bir sevgi bağı var bizim aramızda da. Dahasını söyleyeyim, bir aşk var. Kız çocukların evet, hakikaten babayla olan ilişkileri öyle. Ama şartlar bu. Bu şekilde yaşamak ve çalışmak zorundayım. Onlar da artık bunu bir şekilde kabul ettiler. Ama kızım bunu kabul edemiyor. Her gün beni yanında istiyor. Ben de fırsat bulduğum her günü evimde çocuklarımla birlikte geçiriyorum. Evlatlarınız bayrağı devralacaklar mı sizden?
geliyor zaten, arkadan geliyor. Oğlum bugün Amerika'dan geldi, birkaç saat önce uçaktan indi. Önümüzdeki sene gidip okumayı düşündüğü üniversiteyi görmeye gitti. O şehri, o üniversiteyi görerek bilinçli tercih yapmasını istedim. Amerika'da mühendislik okumak istiyor. Oğlum dedim, git okumak istediğin okulu gör. Bir pişmanlığın olmasın. Sonra birkaç saat önce indi. Henüz daha görmedim kendisini. Telefonla konuştuk. Çok mutlu bir şekilde bulunduğu şehirden geldi. Bakalım önümüzdeki sene artık orada okumak üzere tüm planlarını kendisi de gerçekleştirecek inşallah. 60 seneden bu yana devam eden bir aile şirketiniz var. Aile şirketinde bu uzun soluklu yapıyı devam ettirmenin sırrı nedir? Türkiye ekonomisine baktığınızda zaten ekonominin %98'ini aile şirketlerinin yönettiği ekonomi düzeni, ekonomi çarkları oluşturuyor. Dolayısıyla bizim de 60 seneden fazla devam eden rahmetli dedemin kurmuş olduğu, babamların taşı bize devrettiği, bizim de gençlerimize devredeceğimiz bir süreç var. Çok keyifli, çok mutlu bir sistem kurulu ise, onu düzeltmek lazım. Sistem kurulu ise çok keyifli, çok mutlu bir çalışma ortamıdır aile şirketleri. Kuralların belirli olması lazım. Aile anayasalarının yazılması lazım ki bu son derece önemli. Ortaklar ya da kardeşler arasında problem olmayacak, doğurmayacak detaylara kadar belirlenmiş kuralların olması lazım. Kurallar olursa kuralın olduğu her yerde bir sistem vardır. Sistem zaten günün içerisindeki olan akışa katkı sağlar. Ama adını koyamazsanız, kurallar belli olmazsa, herkes dilediğini yapmaya kalkarsa orada çatışmalar olur, sorunlar olur. O yüzden bizim de kurallarımız belli. Ne yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı, her şeyi öncesinden planladık, programladık. Şu ana kadar gayet güzel. Otomobillere merakınız çocukluktan mı geliyor? Çok küçük yaşlarda başladım. Ben 7-8 yaşında araba kullanıyordum. Öyle mi? Tabii altıma yastık, arkama yastık çünkü boyum yetmiyor. Birkaç kez öyle ailem bilgisi dışında kaçırmak demeyeyim de arabayı kullanmaya teşebbüs ettim. Ve kullandım da. Arabayı yerinde görünce şaşırmaktan ziyade çok korkmuşlar. Çocuk nerede, araba yok falan, çok korkmuşlar. Ama ben bir kısa turun ardından tekrar geldim. Bu spora nasıl başladınız? Bu otomobil merakı daha sonraki yıllarda beni otomobil sporlarına yönelttim. Üniversiteye ilk başladığımda okul arkadaşlarım rally sporuyla ilgililerdi ve meraklılardı. Onların antrenmanlarına giderken, yarışlarını izlemeye giderken bir baktım kendimi yarış otomobilinin içerisinde buldum. O devam eden süreç bugün de devam ediyor. Hobiniz işinize konsantrasyonunuzu artırıyor sanırım. Bu süreç size ne katıyor? Tabii bu sürecin bana getirdiği şöyle bir keyif ve mutluluk var. Kendimi dinç ve diri tutmam için spor yapmam gerektiğini biliyorum. Spora mesela yönlendiriyor. Yediğin, içtiğin her şey son derece önemli. Performansınız işte yarışlardan önce daha yoğun bir spor dönemi. Hem böyle bir kafa rahatlaması anlamında hem de bu hobimi yerine getirmek suretiyle işime konsantrasyonumu sağlaması anlamında çok keyifli yapıyorum. Zaten Türkiye Rally Şampiyonası senede 7 yarıştan oluşuyor. 7 tane hafta sonu demek. 7 tane hafta sonu bu yarışlarım otomobil içerisinde. Dağlarda tabiatın içerisinde keyifli bir şekilde co-pilotumla birlikte gerçekleştiriyoruz. Son olarak Marmaris Rally'sinde yarıştınız. Nasıl bir yarış oldu sizin için? Şimdi tabii ilk hazırlık bizim mental olarak başlıyor. Daha önceki yarıştığımız etaplarsa o etaplarda daha önce nelerle karşılaştık. Etapların dersini çalışıyoruz öncelikle. Ondan sonra politikalarımız ne olacak? İşte gruptaki rakiplerimiz kimler ve nasıl gidecekler, neler yapacaklar? Bunları az çok öngörüyoruz. Marmaris Rally'si, Türkiye Rally Şampiyonası ve Dünya Rally Şampiyonası'nın bir ayağı olması sebebiyle son derece önemli ve katsayısı da yüksek ve en zor yarışlardan bir tanesi olarak kabul ediyor Dünya Rally Şampiyonası. Dünya şampiyonları geliyorlar. Etaplar gerçekten son derece zor ve kırıcı. Orada hızlı gitmek değil, orada arabayı kollamak, arabayı herhangi bir mekanik sorunla yüzde kalmadan, lastik patlatmadan bitirebilmek. Eğer bunu yapabiliyorsanız zaten iyi zamanlar otomatik olarak geliyor ama o etaplarda mümkün değil.
Biz yarışın 3'te 2'sini süspansiyon problemiyle geçmek zorunda kaldık. Yani süspansiyonumuz yoktu. Yavaş gitmek zorunda kaldığımız için lastiğimiz patlamadı. Bizim de öyle bir şansımız oldu. Tabii hızlı giden otomobillerin lastikleri patladı. Yani herkesin bir şekilde bir sıkıntı yaşadığı belirli kilometreler olduğu oluyor ama bu biraz da tabii şans meselesi. Şansınız o gün iyiyse mekanik problemler ve lastik sorunuyla karşılaşmadan yarışı bitirebiliyorsanız şanslısınız. İş hayatında kontrollü ve kararlı olmak gerekirken direksiyon başında anlık reaksiyonlar göstermeniz, ani kararlar almanız gerekiyor. Bu tezatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama ben tedbiri hiç elden bırakmıyorum. Yani benim hep düşüncem şudur ve onu gerçekten uyguluyorum. Pazar akşamı yarış bittiğinde ben arabaya bindiğim gibi inip evime gidip ailemle beraber akşam yemeğini yiyeceğim. Kontrolümün dışına çıkacak riskleri hiç uygulamam. Hiç o kadar kontrol dışı bir hız yapmıyorum yarış atomunun içerisinde. Çünkü benim hep amacım bitirmek. Zaten benim yarış kariyerime baktığınızda eğer bir mekanik problem olmadıysa benim bitiremediğim bir yarış yoktur. Çok yarış bitiririm. Toplamış olduğum biraz belki az falan oluyor ama sezon sonunda topladığınızda onlar hep beni Türkiye şampiyonasının içerisinde bir derecede tutuyor. Dolayısıyla o istikrarı galiba, iş hayatına gelen istikrarı oraya yansıtıyorum. Dediğim gibi benim için tamamıyla bir hobi, tutkuya dönüşmüş bir hobi. Bunun için de ne kendi sağlığımı ne de kopilotumun sağlığını riske hiçbir zaman için atmadım, atmıyorum. Zaten bence güzelliği de bu. Günlük hayatta nasıl bir şoförsünüz? Aracınızı kendiniz mi kullanıyorsunuz? Çoğunlukla kendim kullanıyorum. Kendim son derece tedbirli, dikkatli ve gerçekten kurallara riayet eden bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Hızla ilgili hevesimi bu yarış otomobilin içerisinde etaplarda aldığım için şehirler arası yollarda özellikle hiç hız yapmam, hakikaten dikkatliyimdir. Bu sporu zannediyorum bana getirdiği en önemli konulardan bir tanesi de bu. Trafik kurallarının hakikaten riayet edilmesi gerektiği. Zaten hepimizin bilincinde ama o bilinci biraz daha fazla bizlere aşılıyor galiba. Otomobil sporu ile ilgili hedefiniz nedir? Önümüzdeki sene Türkiye'den daha çok biz Avrupa'da yarışmayı düşünüyoruz. Şu anki hazırlıklarımız ona göre. İşte bu arabanın dışında bir araç geliyor. Onunla Avrupa'da biraz daha farklı maceralara yelken açacağız. Bugün Türkiye'de en fazla yarışan otomobillerden bir tanesi bu. Bu yarış otomobiline gelince ben bunu 10 senedir kullanıyorum. Ama artık tabii Avrupa olunca Avrupa'ya biraz daha farklı ve hazırlıklı gitmek lazım düşüncesiyle bu araç benim artık galiba son yarışım oldu Marmaris Rally'si. Önümüzdeki sene için Avrupa'da daha farklı bir arabayla yarışacağız. Ama bu tabii benim ilk göz ağrım, bunu unutmam söz konusu değil. Bu hakikaten çok özel bir otomobil. Her şeyle gücü, kuvvet, sağlamlığı, dayanıklığı. Bakalım artık bundan sonra diğer arabada neler yapacağız Avrupa'da onu göreceğiz. Koçak, seninle güzel. Gündemin kritik başlıkları yatırımcıya hangi mesajları veriyor? Piyasanın dalgalı sularında yatırımcı rotasını nasıl çizmeli? Zayıf Amerikan doları teması üzerinden devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha fazlasını almayı isteyecek. Kredi büyümesinin kredi daralmasına geçmesi lazım. Riskler, fırsatlar. Piyasanın kodlarını piyasanın 3 yıldız ismi çözüyor. Işık Ökte, Mert Yılmaz ve Orkun Gödek bilineni bilinmeyeni farklı bakış açılarıyla A Para'da konuşuyor. Aklın yolu yarın 20'de A Para'da. Koçak, seninle güzel. A Plus tüm hızıyla devam ediyor.
Tansu Ceylan'ın Demet Sabancı Çetin Doğan'la gerçekleştirdiği özel röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, A Plus programında bugün cemiyet hayatının en merak edilen isimlerinden birisiyle birlikteyiz. Demet Sabancı Çetin Doğan konuğumuz oldu. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok hoş görünüyorsunuz. Çok teşekkürler, siz de öyle. Geçtiğimiz sene sizinle yine bir röportaj yapmıştık. O röportajda bize yeni oluşumlar olacağını söylemiştiniz. Telefonlaştığımızda da yeni oluşumların tamamlandığını söylediniz. Bize bir müjde verdiniz. Aslında onu merak ettik. Yeni bir e-ticaret sitesi kurmuşsunuz. Detaylarını evet. Sizden öğrenelim istiyoruz. Çok teşekkürler. Evet, çok heyecanlıyız. İki sebepten. Bir tanesi kadın üretici ve kadın girişimcilerimizle birlikte bir e-ticaret sitesi oluşturduk. İkincisi de bu siteyle birlikte iç turizmi hareketlendireceğimizi de düşünüyoruz. İnşallah Kasım ayında önümüzdeki sanırım 10 gün içinde sitemiz açılmış olacak. Gerçekten çok interaktif bir site olacağını düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi hem Türkiye genelinde yani birçok ilimizden üretici kadınlarımız, girişimci kadınlarımız için oluşan bir site. Aynı zamanda da bu üreticilerin ürünlerini isterlerse müşterilerimiz, son nihai tüketiciler yerinde ziyaret edebilecekler. Bunu da seyahat acentasıyla birleştirip o yöreleri, o bölgeleri turlar düzenleyeceğiz. Gerçekten çok önemsediğimiz bir proje oldu. Çünkü bildiğiniz gibi günümüzde artık bu Covid'den dolayı da yurt dışı seyahatleri maalesef yapılamıyor. Ama iç turizmi hareketlendirmemiz gerekiyor ülke olarak. Buraya hizmet edeceğini düşündüğümüz için de gerçekten çok heyecanlıyız. İçinde bildiğiniz gibi bütün internet sitelerindeki dijital platformlardaki her türlü ürün bulunabilecek. Bir farkımız burada bizim. Yöresel ürünlere de yer vereceğiz. Çeşitli illerdeki üretici kadınlarımızın el emeği, göz nuru dediğimiz ürünlerinin de bu kategori line'ında yer alacağı yöresel ürünlerin satıldığı bir platform olacak. Yine organik gıdalar çok önemsediğimiz. Bildiğiniz gibi ülkemizin çeşitli yerlerinde çok farklı ürünler oluşuyor, yetiştiriliyor. Bunları da bu platform içinde satıyor olacağız. Tüketiciler rahatlıkla bu platform kanalıyla hem yeni ürünleri, piyasada bilinmedik ürünleri ulaşmış olacaklar. Hem de yöreyi bir şekliyle tanımış olacaklar. Şimdiye kadar yapılmamış çok farklı bir internet sitesi olacak. İnşallah herkes memnun kalacağını diye düşünüyoruz. Evet, yeni heyecanınızı tebrik ediyorum. Bir de şöyle bir bilgi aldım ben. Kadın patron yokmuş sitenin içerisinde. Sadece kadınlara yönelikmiş, doğru mu? Aslında böyle bir ayrım yapmak istemiyoruz. Zaten kadın üretici veya kadın girişimci diye bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz açıkçası. Ama burada işin sahibi olan kadınlarımızla bir arada olmak istiyoruz. Bu patron da olabilir, herhangi bir orada bir oluşumun bir parçası da olabilir. Ama mutlaka kadın eli değiyor olması gerekiyor. Demet Hanım, projeniz çok güzel. Ekran başında da merak eden hanımlarımız vardır. Onlar da üye olabiliyorlar mı bu e-ticaret sitesine? Tabii. Sitemizin ismi Shopstar Woman olarak koyduk. Neden İngilizce derseniz öncelikle yurt dışı ayağı da olacağı için baştan böyle kurgulamak istedik. Tabii ki ülkemizin herhangi bir yerinden kadın üretici veya kadın girişimcilerimiz bizlere ulaşabilir. Biz onlara da yer vermek isteriz, çok arzu ederiz. Shopstar Woman'da ürününü görmek isteyen, pazarlamak isteyen herkese açız.
Zaten bu projeyle ilgili görüştüğünüz üreticiler de çok heyecanlılarmış. Bir an önce sitenin kurulmasını ve yöre halkının açıkçası kalkınması için çok heyecanlı olduklarını belirtmişler. Evet, çünkü açıkçası sizin de dediğiniz gibi ülkemizde inanılmaz bölgeler arası farklı kültür, farklı adetler, gelenekler, hatta tatlar var, farklı tatlar. Biz bir anlamda kültür alışverişinin de olacağı kendi ülkemiz içinde, bunu oluşturacağımız için de çok gayret ediyoruz. Mesela bir üreticimiz Bolu'dan keş peyniri yapmışsa ona diyoruz ki sen özellikle bir tarifin varsa biz bunları yayınlamak istiyoruz diyoruz. Böyle özel tarifler, kişinin, üreticinin tariflerine de yer vereceğiz. Çok interaktif bir site olacaktır. Evet, tanıtımları da olacakmış içinde. İlimizi tanıyalım. Mesela dediğiniz gibi Bolu'dan hemen Bolu'yu tanıyalım köşesi olacakmış. Evet, evet. Bolu'yu da tanıtacaksınız. Böylelikle iç turizm canlanacak. Siz geçtiğimiz sene böyle zaten yöresel ziyaretler çok yapmıştınız arkadaş grubunuzla birlikte. Evet. Oradan mı doğdu bu proje? Aslında birkaç şeyden doğdu. Bizim seyahat acentamız var. Seyahat acentamızın fikriydi ilk başta. Dediler ki iç turizmi biraz daha hareketlendirmek için böyle bir proje yapsak hem kadınlarımıza pozitif ayrımcılık olur hem de iç turizme birlikte kültür alışverişi olur denince çok hoşuma gitti. Biz yaptığımız işlerde mümkün olduğunca bir farklı olmaya, farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Bu da dijital platformda farklı bir yapılanma olacak. Şimdi biz hep iç turizm yani iç tüketim diyoruz ama bizim nihai gayemiz, amacımız da inşallah yakın bir zamanda yurt dışından da satışın olabilmesi. Yani buradan üretici kadınlarımız ya da girişimci kadınlarımız ürünlerini ihracat yapmış olabilecek. Bu da ayrıca çok kıymetli. Tüm dünyaya açılacak belki de onlara hiç açılmayacak bir kapıyı açmış olacaksınız. İnşallah, inşallah. Her detayla da tek tek ilgileniyorsunuz sanırım. Evet, çok yeni bir şey, yeni bir oluşum bünyemizde. Onun için gerçekten heyecanla belki 10 gün içinde inşallah açmış olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Sizin var mı peki böyle merak ettiğiniz ürünler, yöresel sevdiğiniz, Anadolu'nun gezdiğiniz bir köşesinden farklı tatlar? Açıkçası çok var ve daha bilmediğim şeyler de yeni yeni öğreniyorum. Özellikle organik alanda kadın üreticilerimiz çok azimli ve marka olma yolunda çok ileri adımlar atmışlar. Hatta birkaç tanesi şahsen de biliyorum. Marka olmuşlar. İşte Amerika'da satışları başladı. Bu tarz sitelerle aslında onlar için ileride daha büyük adımlar atabilecekleri bir platform oluşuyor. Onun için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem onlar için hem ülkemiz için hep birlikte inşallah güzel şeyler olacak. Hep organik dediniz. Siz zaten doğal hayatta da böyle doğal ürünlere çok meraklısınız diyebiliyorum. Var mı böyle özel tarifleriniz? Zaman zaman uyguladığım tarifler var. Ve açıkçası ben o tarifleri özellikle periyodik olarak kullanmayı tercih ediyorum. Mesela bir tane var her sabah kullandığım, bir tatlı kaşığı kadar tükettiğim. Zencefil, zerdeçal, bal ve limon karışımını. Ama dediğim gibi kür gibi 3 ayda bir değiştirdiğim böyle farklı kürler oluyor. Cemiyet hayatının sevilen simalarından Demet Sabancı Çetin Doğan'la röportajımızın ikinci yarısı birazdan sizlerle. Modanın ve lüksün öncülüğünü yaptık, daima ruhu olan bir marka oldu. Aplas'ta bu hafta Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'yu tanıyoruz. Cem Hakko, Türkiye'nin önde gelen tekstilcilerinden olan Vitali Hakko'nun oğlu. Sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilincinin yanı sıra bir diğer önceliğimiz de bizim çok değerli olan Vakko dostları. 1955 doğumlu Hakko, Cenevre ve Paris'te ekonomi üzerine eğitim aldı. Bitirme tezini moda kavramının psikolojik etkileri üzerine yazdı.
Eğitimini tamamlayan genç Vakko'nun tek hayali vardı. Dünyayı gezmek. Bu fikrini babasına açtı ama hiç beklemediği bir yanıt aldı. Cem Hakko bunu bir röportajında şöyle anlattı. İsviçre'den dönünce babam ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Dünyayı dolaşacağım dedim. Bana kibarca ne yapmak istiyorsan onu yap dedi. Sonra ama şirketimizle ilgili bir projem var. Bir de sen gör dedi. Babam ilginç adamdı. Bir şeyi isterse mutlaka yapardı. Ama bunu yaparken asla ısrar etmezdi. Projeye bir daldım, bir daha hiçbir yere gidemedim. Babam zekiydi. İnsanlara iş yaptırmayı inanılmaz bilirdi. Özel günlerde Vakko dostlarıyla olabilmek fikri de bu yenilikçi anlayışımızdan evrildi. Cem Hakko'nun en büyük tutkusu spor. Küçük yaşlardan beri çeşitli spor dallarıyla ilgilenen iş insanını bir gün kayak yaparken, bir gün sörf yaparken ya da rallide yarışırken görebilirsiniz. Formula 3 ve motocross sporlarıyla da ilgilenen iş adamının bu dallarda çeşitli ödülleri ve şampiyonlukları var. Senelerdir böyledir. Eskiden kayak kıyafetleri hiç fonksiyonel değildi, estetik. Formula 1'in Türkiye'de sevilmesine ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden isimlerden biri olan Hakko, sporsuz bir hayat düşünemiyorum diyor. Hakko ayrıca Karadam, Klas 1 Dünya Offshore Şampiyonası ve Yelken Yarışları gibi önemli organizasyonları Türkiye'ye getirdi. Bu sporların gelişiminde aktif rol oynadı. Cem Hakko aynı zamanda bir müzik tutkunu. 1992 yılında ulusal yayın yapan ilk özel radyolardan birini kurdu. Bu fikri babasına kabul ettirme aşamasıyla ilgili de ilginç bir anısı var. Babamı bir radyo açmaya ikna etmek için Günaydın Vietnam filmini seyrettirmek istedim. Bu sayede onu heyecanlandıracağıma inanıyordum. Ama babam filmin ortasında uyuyakaldı. Belki de bu derece kapsamlı bir çalışma malcılık konusunda dünyada bir ilk. Cem Hakko aynı zamanda aralarında Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, Profesyonel Yöneticiler Derneği ve Deniz Temiz Derneği gibi 12 dernekte aktif olarak yer alan bir iş insanı. Hakko aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de en ateşli savunucusu. Alkollü araç kullanımına, sigaraya karşı pek çok projeye destek vererek adını duyuran Hakko, zaman zaman okullara bağış kampanyaları da düzenliyor. Katya, Pia ve Can adında 3 çocuğu olan Hakko, onlarla ilgili esprili bir açıklama yapıyor. Çocuklarımın giyim kuşamına karışmam ama bizim şirketten bir şey alırlarsa parasını ödemek zorundalar. Aplas izleyicileri, hazırsanız sizleri sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davetlerden derlediğimiz haber turuna çıkarıyoruz. Ece Nuka'nın sahibi olduğu Mia Bazar İstanbul Fashion Boutique önceki gün kapılarını Nişantaşı'nda açtı. Mağazanın açılışına Tuğba Develi, Müge Sırmabıyık, Melis Özer, Hande Sezer Pekcan gibi isimler katıldı. Konuklar ünlü tasarım markalarının yeni sezon koleksiyonlarını incelerken bir taraftan da mekandaki Tea Room'da çay keyfi yaptı. Mikrofonumuzu davetin ev sahibi Ece Nukan'a uzatıyoruz. Hayırlı olsun Ece Hanım, konseptten biraz bahseder misiniz? Burada bir aslında yapmak istediğim şey öncelikle bizim küçüklüğümüzde, kültürümüzde olan o butik kültürünü, anlayışını tekrar hayata geçirmek. Aynı zamanda da Tea Room'la beraber bütünleyerek ahenkli bir şekilde devam ettirmek. Farklı, yurt dışından farklı tasarımcıların kıyafetleri var. Burada özenle seçilmiş hepsi. Aynı zamanda benim kendi line'ım var, oluşturmuş olduğum. Bu da benim için ayrı bir tecrübe oldu. Çünkü kurumsal hayattan sonra böyle farklı bir tecrübe içerisinde buldum kendimi. Amaç burada bayanlara kendini özel hissettirmek. Aldığı bir kıyafetin yurt dışında, Avrupa'da yine lokal, çok şık bir butikte olduğunu bilerek kaliteli bir şekilde alması, sınırlı sayıda olduğunu bilmesi iyi hissettiriyor. Aynı zamanda da dediğim gibi Tea Room'da, ön kafemizde keyifli ve gayet izoleli, korunaklı bir şekilde vaktini geçirebiliyor.
Burası sadece moda severler için değil, aynı zamanda çay sohbetleri için de buluşma mekanı olacak galiba. Birçok çeşidimiz mevcut. Hem sağlıklı hem keyifli. Aynı zamanda 5 çay menülerimiz var. Bu da bayanları böyle buluşturmak için ve keyifli vakit geçirmek için güzel imkan sağlıyor. Çok butik bir hizmet veriyoruz. Buraya gelen bir müşterimiz oturduğu yerde bruschettasını yerken bir yandan elbise beğenip sonra girip onu deneyebiliyor. Çok keyifli ve konforlu. Konsepti yurt dışından mı esinlendiniz? Evet, yurt dışından esinlendim. Bir seyahatimde diyelim. Hande Sezer Pekcan'ın yanındayız. Hande Hanım, görüşmeyeli neler yaptınız? Valla biz bu sene sezonu biraz geç açtık. Ağustos sonu gibi açtık. İşte 2-3 aydır şu anda çalışıyor. Ekim sonu gibi de herhalde artık sezon sonu gelecek. Ya biz işte Ağustos sonuna kadar açamadık çünkü uluslararası uçuşlar kapalı olduğundan dolayı açamadık. Ağustos sonu gibi açtık. Bizim çünkü müşteri kitlemiz Alman müşterisi olduğu için ancak Ağustos sonu gibi denk geldi. Şimdi de Ekim sonu gibi herhalde kapatacağız. Sezon bu sene birazcık kısa sürdü. Önümüzdeki yaz sezonu için ne düşünüyorsunuz? Daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hani bu kışın atlatırsak, biraz yavaşlarsa yaza doğru inşallah sezonun daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Herhangi bir sağlık sorunu yaşadınız mı bu süreçte? Çok şükür ki yaşamadık. Hem ben hem ailem yaşamadık çok şükür. İnşallah da yaşamayız. Bu şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiren Art Weeks at Akaretler başladı. Bu yıl 4. kez düzenlenen Art Weeks at Akaretler, 8 Kasım'a kadar Akaretler Sıra Evlerin 25-27, 35-37-39 ve 55 numaralı binalarında birbirinden özel eserleri ağırlayacak. Ara Güler Müzesi özel bir seçkiyle 35 numaralı binada yer alacak. Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel Bahat Oygar koleksiyonundan bir seçki 37-39 no'lu binada, Şerif Ercan Türk Bilgili'nin kişisel sergisi de 55 numarada sanatseverlerle buluşacak. Türkiye'de sanatın gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği, Pasaj'da bir yıl, Anadolu'dan izlenimler ve atölyecer projelerinde yer alan sanatçılarının eserlerini Art Weeks at Akaretler'de sanatseverlerle buluşturdu. Merhum iş adamı Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etti. Çiğdem Simavi'nin gözyaşlarına engel olamadığı kameralarımıza yansırken Mustafa Koç'un eşi Karolin Koç ve kızları Aylin ve Esra Koç'un da mezarlığı erken saatlerde ziyaret ettiği öğrenildi. Aplas programı olarak merhum iş adamı Mustafa Koç'u rahmetle anıyor ve haber turumuzu burada sonlandırıyoruz. Demet Sabancı, Çetin Doğan'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bu günlerde en önemli konu sağlık. Siz her zaman sağlık alanında da daha önceden de kök hücre çalışmalarınız vardı. Böyle bir dönem yaşandı ülkemizde ve dünyada, yaşanmaya da devam ediyor. Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Açıkçası hepimizi etkilediği gibi bizi de çok etkiledi. Her şeyden önce sağlıklı olmaya çok gayret ediyoruz. Birçok şeyden eskisi kadar rahat davranmamaya çalışıyoruz. Tabii ki işlerimiz de etkilendi bu süreçte. Ama yeni dünyaya, yeni yapılanmalarla adapte olmaya çalışıyoruz. Gerçekten ilk başta çok anlam veremiyordum ama sanırım artık eski dünya yok. Bundan sonra önümüzde yeni dünya var ve bütün şekillenmeyi hem özel hayatımızda hem iş hayatımızda buna göre yapmamız gerekiyor. Zaten de artık insanlar, görüyorum çevremde de, kendi iş yerimizde de bu yeni dünyaya doğru adımlar atmaya, önlemler almaya başladık. Her zaman çok aktif bir iş kadınıydınız. Bu dönemde evde mi geçirdiniz ve bu sizi de böyle değişik hissettirdi mi evde olmak? Evet, işte bu dönemde bu proje üzerine çok telefon görüşmeleriyle çalıştık arkadaşlarla. Bizim için aslında güzel bir süreç oldu.
Daha çok buna fokus olabildiğimiz bir süreç yaşamış olduk. Tabii diğer işlerimizde de bir süre kapalı olan bölümler oldu. Gerek perakendede gerekse otel işinde. Ama sağlık şirketimiz de bir duraksama olmadı, kapatılmadı. Bildiğiniz gibi bütün sağlık alanları ve yan kolları çalıştı. Bu süreci de böyle farklı bir projeyle çalışarak girmiş olduk. Siz iki genç insanın da aynısınız aynı zamanda. Onlarla evde vakit nasıl geçti peki? Onlarla daha çok bir araya geldik doğrusunu söylemek gerekirse. Bu pandemi öncesi ciddi bir koşuşturma içindeydik. Dolayısıyla aile olarak daha çok vakit geçirir olduk o dönemde. Şimdi yavaş yavaş yine eskiye doğru gitmeye başladı hareketlenmeler ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını görüyoruz artık. Peki his olarak siz mesela artık hani bunu böyle yapmam dediğiniz ya da artık bunu bundan sonra böyle yaparım dediğiniz duygulara kapıldınız mı? Evet, eskiden yüz yüze görüşmeler benim için çok olmazsa olmazdı. Özellikle seyahatlerimi de çok kısa tutuyordum. Uzaktan sanki işlerimi takip etmek zor olur gibi geliyordu. Ama bu süreç bize, daha doğrusu bana çok şey öğretti. Birçok şeyi artık görüntülü konuşmalarla toplantıları yapabiliyor hale geldik. Eskiden içim rahat etmiyordu ama şimdi o süreç bizi buraya doğru getirdiği için birçok şey artık evden bile zaman zaman işe bile gitmeden işlerimi halledebiliyor olmanın bir pratikliğine kavuştuk açıkçası. Sanırım bundan sonra da böyle olacak görünüyor. Peki yapmak istediğiniz yeni projeler var mı? Bu oluşum çok yeni ama bunun ilerledikten sonra düşünceleriniz var mı? Şu anda tabii bu çok yeni olduğu için henüz daha açmadık ama test alımlarını yapmaya başladık. Dediğim gibi bu açıldıktan belki birkaç ay sonra yurt dışı ayağını da açmış olacağız. O bizi çok ayrıca mutlu ediyor. Ondan sonra bakacağız artık duruma göre. Fakat her zaman yeniliklere açık bir grubuz. Bir de benim bir eğitim projem var. Maalesef bu pandemi dolayısıyla yapmak istediklerim biraz duraksadı. Belki bu süreç bittikten sonra ona hız verip onun hayata geçmesini çok istiyorum. Üniversite olarak mı eğitim dediğiniz yoksa Hayır, daha farklı bir boyut mu? Hayır, aslında bir eğitim projesi, ders projesi. Fakat dünyada olmasını arzu ettiğim bir şey. Sadece ülkemiz için geçerli bir şey değil. Bazı kontakları da kurmuştum hem Amerika'da hem UNESCO'da. Ama bu pandemi maalesef bütün bu şeyleri durdurdu. İnşallah 2021 veya sonrasında tekrar harekete geçip gerçekleşmesine gayret edeceğim. Geçtiğimiz günlerde de meme kanseri farkındalık haftasında sağlıklı beslenmeye yönelik fotoğraflarınız sergi olarak açılmıştı. O sergide arkadaşlarımız size mikrofon uzatmışlar. Orada da cevaplamışsınız. Ama yine de sormak istiyorum. Kadınlarımıza verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Eskiden ben spor olarak çok aktif sporlar yapıyordum. Ama son yıllarda diyebilirim, son 5-6 senedir daha çok yürüyüşle sporumu yapıyorum. Ve herkese de tavsiye ediyorum. Gerçekten yüzmek kadar yürümek de çok faydalı. 12 ay boyunca her gün yapabileceğiniz bir spor, yürüyüş. Onu şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Tabii ben bir doktor değilim ama koşmanın da sakıncalı olduğunu biliyorum ve kendim de uygulamıyorum. Ama yürüyüş, tempolu yürüyüş, herkese günde bir kez istedikleri zaman diliminde yapmalarını öneririm. Yine beslenme, doğal, organik ve sebze ağırlıklı bir beslenmek sanırım
yine benim yaş ve üstümdeki yaş grubu için çok daha faydalı. Gençken daha çabuk yediğiniz şeyleri tüketebiliyorsunuz ama belli bir yaştan sonra daha zorlaşıyor. Bunu fiilen de hissediyorum. Dolayısıyla sebze ağırlıklı, organik olan ürünler, daha çok böyle kendimde besleniyorum. Evet, bununla birlikte sosyal sorumluluk projelerine olan katkınızı da hatırlamış olduk ama sizin zaten birçok dernekle birçok bağınız var. Onlar da bu dönemde sekteye uğradı mı yoksa devam ettirmeye çalışıyor musunuz? Yine onları da görüntülü toplantılar halinde yapıyoruz. Biliyorsunuz dernek toplantıları, yüz yüze toplantılar aslında şu anda yapılamıyor. Ancak biz bunları görüntülü telefonlarla yapıyoruz. Bizim derneğimiz, kültür derneğimiz özellikle yurt dışında yaptığı aktivitelerle biliniyor. Fakat bu yurt dışı etkinlikleri maalesef yapamadığımız için 2020'deki bütün projelerimizi ileriki tarihe 2021 veya 2022'ye kaydırdık. Brüksel'de, İtalya'da, Belçika, İtalya ve Amerika'da bir programlarımız olacaktı ama bunlar ileriki döneme kaydı. Biz açıkçası onları Zoom'la yapmak yerine ileriki tarihe atıp fiilen orada yapmayı uygun gördük. Çünkü çağdaş sanatçılarımız ve gastronomimizle oraya gidecektik. Bunları yine inşallah 2021 veya 2022'de gerçekleştirmiş olacağız. O zaman hem başarılarınızın hem projelerin devamı diliyorum. Hem de size çok sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günler bir an önce gelsin ve siz de eski o çok daha yoğun tempolu yurt dışı tatili günlerinize ve ülkemize faydalı olacak projelere devam edin isterim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok sağ olun. Teşekkürler. Haftaya yeni konuklarımızla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin lütfen. A Plus programından bu haftalık bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekibimiz adına iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.